Normal insanlar havuzda yüzerler, eğlenirler, güneşlenirler. Peki havuzda bir spor yapmak, hem de bu kadar zor bir spor yapmak nasıl bir durum? Sendeyiz. Yani genelde aslında ben insanlar karada daha çok hani daha kolay gelir ama bana havuz daha kolay geldi mesela. Bilmiyorum neden, genetik olabilir yani. Havuzda kendimi daha rahat hissediyorum. Zaten 6 yaşında yüzmeye başladım. O zamandan, ondan önce işte kara sporlarını falan denemiştim ama havuzda kendimi daha rahat hissettiğimi fark ettim. Yani benim için aslında normal insanlara göre daha farklıydı yani. Havuz çok bambaşkaydı yani benim için. Ya böyle söyleyebilirim. Ben daha önce birçok kara sporu yapmıştım aslında. Yani basketbol oynadım, handbol oynadım vesaire, voleybol, okul takımları. Ama bilmiyorum, havuzda spor yapmak sanki havuz böyle beni daha çok içinden çekti gibi hissettim. Tabii ilk başta hani sadece yüzme olarak başlamıştım açıkçası ama daha sonradan topla tanışmak, hani havuzda olmak, bilmiyorum, daha güzel bir his gibiydi yani benim için. Zaten kara spor olarak nitelendirmeniz de yeteri kadar enteresan değil mi? Yani olabilir. Peki topu elinize ilk aldığınızda ne hissettiniz? Başlayayım mı? Sen başla. Tamam. Topu elime ilk aldım. Dediğim gibi daha önceden yüzüyordum hani. Su topuyla da böyle çok tesadüfen tanıştım. Bizim erkek takımı, ben Hatay'da oynuyordum. Erkek takımımız orada. Yani topla bir şeyler yapıyorlardı ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bir gün yüzme antrenmanından sonra onların arasına dahil olmak istemiştim. Sonra böyle sanki yıllardır top oynuyor gibi hissetmiştim ama bilmem, benim için inanılmaz bir duyguydu. Daha çok böyle dediğim gibi, hani daha önceden birçok spor yapmıştım ama o top elime değdiğinde hani yıllardır aradığım spor buydu psikolojisine girmiştim ben yani. Yani ben de işte dediğim gibi daha önceden basketbol, yani futbol falan oldu ama işte suda yüzdüm. Sonra ilk defa böyle topu elime alınca yani hani sanki suda basketbol oynuyormuş hissi, rahat, o kadar rahattım yani. Handball. Handball genelde hani şeylerde, beden eğitimi derslerinde de oynardık. O yüzden böyle çok elim alışkındı yani. Hani çok bir farklılık hissetmedim. Sonra yüzmenin zaten iyi olmasıyla, bir de topu iyileştirerek öyle devam etti. Peki sizin gibi milli takım seviyesinde sporcular için bunu özellikle sormak istiyorum. Kaybedilen bir maçtan sonra diğer maça kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Nasıl konsantre oluyorsunuz? Ya biz milli takımlarda daha çok yani Avrupa Şampiyonası elemesi dışında Avrupa Şampiyonalarına gittiğimizde 6-7 maç oynaman gerekiyor. Onun için hani maçları tek tek düşünmek zorundasın. Atıyorum Macaristan maçına mı çıktın, psikolojisi farklı. Ya da böyle daha çekişmeli geçecek bir maça mı çıktın, onda tabii ki de psikolojisi çok daha farklı oluyor. Onun için her maç bittikten sonra hani maçı direkt geride bırakıyorsun ve önündeki maçlara psikolojik olarak da hazırlanmak zorundasın. Çünkü hani geride kalarak yaşarsan başarısız olacağını düşünüyorum. Onun için hani bir de takım sporu yaptığımız için bir kişinin psikolojisi diğerlerini de çok fazla etkilediği için hani sürekli kafa olarak çok iyi olmak zorundasın. Yani aynı şekilde kulüp olarak da, milli takım olarak da hedef maçlarımız oluyor genelde. Hani stopu çok Türkiye'de çok gelişmiş bir durumda değil. O yüzden hedef maç seçmek durumdayız. Öyle dünya birinciliği, üçüncülüğü gibi değil de daha çok hedef maçları seçmek durumdayız. Bu hedef maçlarını kaybedersek evet üzülüyorsunuz ama bir sonraki senelerde en azından, ya da bir sonraki turnuvada daha çok çalışıyorsunuz. Yani ben en azından, benim rüyalarıma falan gidiyor. Yani herkesin böyle, yani herkesin böyle olması lazım ama yani takım spor olduğu için herkesin inanması lazım. Aynen de rüyana da ne bileyim, biraz eğlen yani mesela. Yani yok, bu ciddi alma meselesi yani, o yüzden. Ondan sonra takım olarak konsantre olmak gerekiyor. İşte dediği gibi Kübra'nın da, bir kişi şey yapamazsa, istemezse zor olur yani bir sonraki maçta da. Yine hedefinize ulaşamazsınız. Peki milli formanın hissettirdiği özel bir duygu ne? Ne? Yani motivasyonu ne bunun? Yani ben ilk milli maçıma çıktığımda bayağı duygulanmıştım. Özellikle İstiklal Marşı'nı okurken. Ama o... ağladın, suya karıştığı için çok öldün. Aynen. Kameralar yakından çekmedi Allah'tan. Yani bayağı duygulanmıştım. Can belki de bayağı duygusaldır bu arada da. Aynen. Yani özellikle İstiklal Marşı'nı okurken çok farklıydı. Ondan sonra zaten tek yürek öyle olunca herkes alışıyor birbirine. İlk maç
bakayım, ilk maç olarak bakayım. Bayağı heyecanlıydı ama hala ilk havuza girdiğimde, yani o topa çıkarken ya da istiklal maçına otururken hala bayağı heyecanlanıyorum yani. Çok duygusallaşıyorum, çok farklıyız o yüzden. Aynen. Ben de ilk milli takıma girdiğimde yaşım çok ufaktı, onun için daha böyle yani olayın ciddiyetini daha kavrayamamıştım aslında ama böyle milli takım, ya milli maçı duyunca tabii ki de çok farklı hissediyorum ama bizim daha, ben 10 seneden beri milli takım forması giyiyorum ama 3 sene önce bizim İstanbul'da milli takım elemeleri vardı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için ve ilk defa yani kendi evimizde oynadık ve tribünler inanılmaz tıklım tıklımdı. Hani orada o tribünlerle beraber hep bir ağızdan bize seremonide İstiklal Marşı'nı okurken ilk defa böyle inanılmaz duygulanmıştım yani. Daha İstiklal Marşı'nda böyle utanmasam hani susup böyle ağlamaya falan başlayacaktım. O gün bayağı iyiydi yani, o güzel bir duyguydu. Çok farklı bir an yani o, çok müthiş bir... Evet, bir de bizim maçlarda mesela hani hep seyircisiz falan oluyor ya, evet. İlk defa Enka'da mesela böyle ambiyans efsane, evet, falan. Evet, bir anda o kadar taraftar bayağı iyi olmuş. Aynen, güzeldi. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü size ne hissettiriyor? Ya benim için büyük bir imkan demek. Yani tesisleri çok güzel bir kere her spor dalı için. Birçok havuzu var. Yani tabii havuzlar biraz daha büyük olsa bizim için daha iyi olurdu. Fakat yani yine de bizim antrenman imkanımızı gayet karşılıyor. Antrenman yapabiliyoruz güzelce. Benim için büyük bir imkan, büyük bir tesis, büyük bir kulüp demek İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bence de İzmir Büyükşehir Belediyesi daha fazla imkanı barındırıyor. Çünkü biz daha önce başka kulüpteydik ve çok daha yeni bu yapılanmaya girdik. Daha önce olmayan imkanlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Mesela biz şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi adı altında oynamasaydık belki özellikle bu pandemi döneminde bile hani havuzları kullanma gibi imkanlara sahip olmayabilirdik diye düşünüyorum. Aynen öyle. Peki arkadaşlar, sorularım bitti. Yarışmaya hazır mısınız? Hazırız. İlk soru şu. 1942 yılında önce Bölge Karması adı altında mücadele eden, daha sonra da Adana Demirspor Kulübü adını alan su topu kulübümüz Adana Demirspor kaç sene hiç yenilmemiştir? Yani ondan fazla. O, ama 15'ten fazla mı onu bilmiyorum. Ben de böyle Adana Demirspor'un yenilmez armada serisi olduğunu biliyorum. Evet. Hani yıllarca herkes bu takımları konuştu ama. Sonra Galatasaray geliyor ama. Arkadaşlar bunlar cevap değil, net cevap ben... istiyorum. Düşünmek için zaman kazanmıyor. Ben 15 diyorum. Ben 20 diyorum. Canberk 1-0 öne geçti çünkü cevabımız 17. Peki. İkinci soru. Su topu ilk kez hangi yıl olimpik branş olmuştur? Bir ipucu. Kadınlarda mı? Hani böyle kadınlar mı katıldı yoksa? Bu genel bir soru. Kadın tamam. Erkek ayırmıyoruz. Bir ipucu. Paris Olimpiyatları ama hangi sene? Paris. Paris. Ne Paris? Sanki Paris'i biliyorsun. Hayır, şimdi bir sonraki, bu olimpiyat değil, bir sonraki olimpiyat yine Paris'te. Oo. Onu biliyorum ama bir önceki Paris'i bilmiyorum. Hayır, ilk nerede o? İlk başlangıç tarihini sormuyor musunuz? İlk olimpik branş olarak kabul edildiği, olimpiyatlarda olimpik branş olarak kabul edildiği seneye soruyorum. Söyle. Ama kaç bu düşünme çabaları nasıl olacak? Ben 1920 diyorum. Evet. 1930 diyorum ben de. 1930 diyor Can. Daha öncesi bile olabilir yani ama. 1-1 oldu çünkü 1900. Of. Paris Olimpiyatlarında durum 1-1 oldu. Tamam. Eşitlik bozulacak. Aynı cevabı vermezseniz. Aynen. 2016 Rio Olimpiyatları finalinde Sırbistan, Hırvatistan'ı yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Evet. O maçta toplam kaç gol atıldı? Topla. Ben maçın skorunu hatırlıyorum. Onun için avantajlı olduğumu ben düşünüyorum. O zaman önce. O zaman ben direkt kazan. Sen bana ipucu ver. Penaltılara gittin maç? Hayır. Gitmedi. Yok, normal sürede bitti. 13-12. Yani 25 sayı mı? 25 gol olmuştur. Tamam. Ben de 11-17 maç bitti. 18 gol olmuştur diyorum. Evet. Bu zaten cevabı evet. Tam skoru da verdi. Biraz fazla maç izlemenin avantajı diyorum. Evet. Evet, 11-7 bitmiş.
da olmuş Hırvatlar yani. Peki yine bir rekor aslında bu. 2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda ilk maçta Güney Kore ev sahibi olduğu Su Sporları Şampiyonası'nda Sudoku kadın milli takımı Macaristan'dan rekor sayıda gol yedi. Hmm. Kaç gol yedi? Kübra bunu da biliyorum net deme. Net değil de çok yakın olduğumu ya düşünüyorum. Biliyordur çünkü bayanlar işte daha kadın. Az önceki soru erkek sorusuydu. Olsun. Evet yani son derece haklı. Yani. O zaman yine Canberk senden alacağım ilk tahminini. Gol yememiştir Macaristan. 30-0 olabilir. 30 diyorsun. 30 ya da 32. Pardon bir dakika 37-0. 37 diyor. Ama mesela rekor diye anladın mı? Mesela biz bile daha fazla gol yedik. Bunu bilmiyor musun? Ya 37. Tamam rekor diyor ama. Neyse ben 62'ye 1 demek istiyorum. 62. Evet öyle hatırlıyorum. Evet. 60'lı spor, bir şeydi ama 62 miydi diye hatırlamıyorum. Kübra kazandı ama kaçtı? Maç 64-0. Ha 64-0. Bir sonraki hafta yanlış bir hayır bir golü çünkü bir sonraki maçta attım. Hatta ağlamışlardı çok iyi hatırlıyorum. Evet o maçta 30'a 1 bitmiş. Aynen. İzce'ye yenilmişler. Aynen. Evet son soru. Çok geldi bana. Neyse kazandım ben. Kaç soru kaldı? Bir soru hiç kaldı. Bir son soru. Kaldı. Hadi bunu da sen bileceksin be. Yani söyleyeyim, sormayayım mı soruyu? Sor. Ya sor. 2016 Belgrad Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlarımız maalesef kötü bir performans sergiledi. İki milli takımımız yani kadın ve erkek milli takımımız toplam 9 maç yaptı. Çok gol yedik. Evet. Toplam çok kaç yedik. Gol yedik? Çok yedik ya. Çok yedik. Kadın erkek biz toplam kayıp. Ayrı ayrı mı toplam? Kadın erkek mi? Toplam kadın erkek 9 maçta kaç gol yedi? Ha. 20'den mi hesaplasak? Sen hesapla ben şu an aklımdan hesap etmeye çalışıyorum da. 180-360-360 çok yemiş misinizdir her maçta? 140 çok yedik. 140. Kötü bir soru sorduğumun farkındayım. Evet çok kötü ya. 2016'da erkekler sonuncu oldu. Kadınlar aynen da, biz de sonuncu olduk. Evet buraları çok kötü. Bir seneydi. O bayağı kötü. Gruptan çıkamadık diyelim. Daha evet çok kötüydü. Evet çok kötüydü. Maalesef. Evet. Aynen. Ama hala. Onun için kaç diyorsun Canberk? Ya 360. 360 diyorum ya. Ben 500 diyorum ya. 360 ya. Gol yemiş yazıyor. Bir dakika ya. 360. 12 çünkü maç yapmış olsak her maçta 9 maç. İkisi toplam 9 maç. 9 maçta o zaman bir dakika. 9 maçta bir dakika 360 olamaz o zaman. Olmasın zaten lütfen. Ben 9-9-18 diye hesapladım. Yok toplam 9 maç. Evet, o zaman ben 270 demek istiyorum. Kaybedersen de canım sağ olsun. 270. Ben de yine çok dedim ben ya ama neyse. Ben 250 diyorum. Canberk kazandı. Büyük ihtimal 30 ortalama değildir. Çünkü. Evet ya biz yedik de onlar yemedi yani. Evet Canberk kazandı ama yani yine de 250 de değil arkadaşlar. Toplam 194 gol yemişiz. Erkekler 74, kadınlar 120 gol yemiş. Biz de bayağı gömdük de bayağı ama zaten son izliyorum. Soru olmadan Kübra kazanmıştı ama ben hem Canberk hem Kübra'ya burada kocaman bir alkış istiyorum. Kendinizi alkışlayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.